Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım Yüzlüğü YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün aslında farklı bir video planlıyordum. Temettü şirketleriyle ilgili bir içerik planlıyordum. Ancak öğleden sonra gelen haber ve gelişme, politik gelişme oldu biliyorsunuz. Bunun sonrasında bir borsa satışa döndü. Zaten borsada sabır telleriniz böyle biraz gerilmişti zaten. Sabır sabır nereye kadar diyordunuz? Bu da herhalde bir e, tuzu biberi oldu ve borsaya satış gelince de birçok kişinin keyfi bozuldu. Belki eli sat tuşuna gitti ya da alt tuşuna gitti bilmiyorum ama ben bu tarz durumlarda e, borsa yatırımcılarına tavsiyelerimi biliyorsunuz ama bir kez daha bu tavsiyelerimi sizlere anlatmak için e, bu videoyu apar topar çekmeye çekmeyi planladım aslında çektim diyeyim. Hatta nasıl böyle siyasi partiler acil bir şey olunca topluyor. bende ben de bu tarz acil durumlar olunca borsada işte çok sert satış gelince bu hangi sebepten olursa olsun içinde bulunduğumuz dönemde video yapmaya çalıştım sizlere rehberlik etmek için. Bunun tabii ki en temel sebebi arkadaşlar yaklaşık 6-7 aydan beri burada büyük bir emek sarf ediyorum. Ne emeği sarf ediyorum? Finansal okuryazarlık yolunda Borsaya bu kadar yeni giren yatırımcı varken gerçekten sizler nasıl borsada yatırım yapmalısınız, nelere bakmalısınız hep bunları anlatmaya çalıştım bu videoda. Sizlere bin saat şey bir şeyler anlattıysam şu grafikleri açıp size şirketleri anlatmadım. Size şirketlerin projelerini anlattım. Size şirketlerin sektörlerini anlattım. Şirketlerin nasıl yatırım yaptıklarını, ne kadar kişi istihdam ettiklerini, 2025 yılında 30 yılında, hangi projeleri devreye alacaklarını, aldıklarında kapasiteleri nasıl olacak, ne kadar kar üretebilirler, mevcutta borçlarını ödeyebiliyorlar mı, karlıkları nasıl, hep böyle bu tarz şeyleri anlattım. Çünkü e, sizlere yatırımcılığın, özellikle borsada yatırımcılığın şu gördüğünüz x ve y ekseni, yani zaman ve fiyat ekseninden bağımsız olduğunu anlatmaya çalıştım. Piyasa fiyatıyla şirketin gerçek içsel e, değerini, Farkını anlatmaya çalıştım ve hep size şu mavi çizgiyi anlatmaya çalıştım ve ısrarla da arkadaşlar anlatmaya devam edeceğim. Biz anlattıkça bunu aradaki farkı ve sizler artık bunu içselleştirdikçe o zaman çok çok daha doğru ve gerçek bir yatırımcı olacaksınız. Bu tabii ki zaman alacak. Üzerine basa basa aynı gerçekleri söylemeye devam edeceğiz bu kanalda arkadaşlar. O yüzden sizlere ayırdığım vaktin büyük bir çoğunluğunu hep şirketler üzerinde anlatıyorum. Sizlere şu grafiklerle şirketleri analiz etmiyorum. Ve borsa yatırımını da şu gördüğünüz grafikler sanmayın istiyorum. İnanın bana ben vaktimin belki %2'sini bile şu grafiği harcamıyorum arkadaşlar. Bu gördüğünüz Borsa İstanbul Endeksinin bir süzün grafiği ama benim işim arkadaşlar şirketlerle %98 de vaktimi e, bunu harcıyorum ve ne zaman bunu yapmaya başladım. Hem psikolojik olarak uzun vadeli yatırımcı olabildim, başarıya ulaştım. Ve e, bu tarz olan gelişmeler gerçekten çok fazla umurumda olmuyor. Ve sizlerin de umurunda olmaması için e, bu yayını aslında e, çekmeyi planladım. Ve şu anda karşınızdayım. Şimdi ara sıra bu grafiği gösteriyorum. Beni takip edenler, e, düzenli takipçilerimiz olanlar bu grafiği görürler. 2013 yılından 2020 sonuna kadar Türkiye'nin başına neler geldiğini gösteren e, endeks özelinde bir çalışma. Şimdi buradan şu sonucu çıkartmaya çalışmayın asla. İşte seçim olduğunda borsa düşer, erken seçim ilanında borsa yükselir, hükümet değiştiğinde borsa yükselir, şu olursa borsa düşer tarzında bir yorumu çıkartmayın. Sadece şunun farkına varın. Fiyatlar arkadaşlar gördüğümüz hisse fiyatları ilk bir kere ayırmamız gereken şey hisse fiyatları ve şirketlerin gerçek içsel değerleri yani faaliyetlerinden oluşturduğu iki şey arkadaşlar birbirinden farklıdır. Ve hisse fiyatları içerisinde bu gördüğünüz bir hisse fiyatıysa bunun içerisinde her şey vardır. Yani açıklanan her şey şirketle ilgili bilgiler, şirketle ilgili yeni bilançolar, şirketle ilgili karlılık, CEO'nun yeni yatırım haberi. E, politikada e, gelişmeler, sınır ötesi operasyon, işte erken seçim ilanı, ABD'deki kriz, yurt dışındaki bir ülkenin siyasi krize girmesi, ekonomik kriz olması, her şey sadece yurt içi değil arkadaşlar. Yurt dışında her şey de fiyatların içerisine dahildir. Ve sizler yüzlerce parametre arasından arkadaşlar bakın e, 10 değil 20 değil yüzlerce parametre arasından e, bir yatırım yapmaya çalışıyorsunuz. Bazen sabah ekranı açıyorsunuz fiyatlar düşüyor ya da çıkıyor ama bunun sebebini bilemiyorsunuz. Dolayısıyla bunu adlandırmaya çalışmak, yani hocam bugün hisse neden düştü ve bunun cevabını aramak zaman kaybından başka bir şey değil. Şu gördüğünüz ekran var ya şurada vakit kaybetmek zaman kaybından başka bir şey değil. Eğer uzun vadeli yatırımcıysanız, eğer gerçekten şirketin faaliyetlerine şirketin geleceğine yatırım yaptıysanız, bulunduğu sektördeki konumuna, pazar payına, karlına yatırım yaptıysanız buralarda arkadaşlar mümkün olduğunca az vakit geçirmeniz lazım. Bunu hem yatırımlarınızın sağlığı için söylüyorum hem de sizin psikolojik sağlığınız için söylüyorum. Çünkü e, fiyatlar şirketten bağımsız %20, %10 düşebilir. Bir kez daha tekrarlayacağım. Bana şu soru soruluyor. E, bir fiyat düştüğünde şirketle ilgili düşüncemin değişip değişmediği soruluyor. Ben de üzerine basa basa birkaç videodur bunu söylüyorum. Arkadaşlar değişmedi. Burada temel videolarında çektiğim şirketlerle ilgili düşüncem fiyatlar düşse de fiyatlar çıksa da değişmez. Şirketlerle ilgili faaliyetlerinde, karlılıklarında, bilançolarında, gidişatlarında, reel şeylerde kötü bir gelişme olduğunda düşüncelerim değişir. O yüzden lütfen şunu unutmayın. Burada yatırım yaptığınız şirket gördüğünüz 5 hane ve şurada gördüğünüz sayı değil arkadaşlar. Bu şirket bir yönetim kurulu var. Yönetiliyor. Fabrikaları var. Yatırım planları var. Çalışıyor, işliyor. Ve yatırım yaptığınız şeyi belki şu an iki görselde şurada gördüğünüz için size çok yapay geliyor olabilir ama isterseniz gidin ziyaret edin. Daha gerçekleştirmek için bunu. Çünkü şu an borsada al sat yapmak çok sanal bir şey gibi geliyor. Ne zaman odağınızı gerçek bir yatırımcı Gerçekten ortak olmuş gibi bir, bir e, hep mindset diyorum ya yani düşünce biçimine çevirirsiniz. O zaman arkadaşlar inanın bana borsada çok ve çok başarılı olacaksınız. Benim e, hani hep anlatıyorum ya borsada nasıl kazandım diye bir video var. E, bu videoyu izlemediyseniz izlemenizi öneriyorum. O kadar bu krizlerin hepsinde arkadaşlar 2008'den beri piyasadayım. 2013'ten beri de yüksek miktarlarda zarar etmişliğim, kâra geçmişliğim var. Bunların hepsinin sonucunda arkadaşlar aldığım dersler. Yani size burada geçmişte çok acı çektiğim ve kendime yapmadığımda başarıya ulaştığım şeyleri anlatıyorum. Siz aynı hataları yapmayın diye anlatıyorum. 2 yıldır da bütün eğitimler bütün bu videoların hep amacı bu. Bu bunların hepsinde arkadaşlar. eğer ya, hızlı karar verirseniz buradaki yapılan politik gelişmelere etrafınızda fiyatları etkileyen, şirketle ilgili yani şirketin gelişimiyle ilgili şeylere bakarak karar verirseniz çok büyük oranda pişman olacaksınız. Uzun vadede pişman olacaksınız. Kısa vadede kendinizi belki mutlu edeceksiniz. Borsa bugün buraya geldiğinde kendinizi mutlu edeceksiniz. Aa iyi ki satmışım diyeceksiniz ama uzun vadede şu grafiğe baktığınızda mutsuz olacaksınız. Çünkü bu grafikte ben bu 2013 ve 2023 yani son 10 yılda hisselerin performansını ve sadece BIST hisselerin performansını size paylaşmak istiyorum. Buradaki fiyatlar önceki kapanışla şu anki kapanış arasındaki fiyat değişimlerini gösteriyor. Ve bütün bedelsiz bölünmeler temettülerle düzeltilmiş fiyat dediğimiz fiyat. En tepedekileri göstermeyeceğim. Şöyle ortadan bir tane Fortados'a bakın. 4367 artmış yüzde yüzde olarak 4367. Tofaş yüzde 3800. İşte Doğu Şota yüzde 3600. Erbos e, şişe. E, Kortsa yüzde 2690 artmış arkadaşlar. İsterseniz buna bir de e, dolar bazında bakalım. E, dolar bazında da e, artışları görün. Dolar bazında da yüzde 500'ler, yüzde 800'ler, yüzde 200'ler e, var. Yani listenin ee, en sonuna doğru gidince bile 17 40 50ler var Hani e, şuranın üstünde bütün şirketler dolar bazında kazandırmış ve dolar bazında çok yüksek kazandıran şirketler var ve ortak özellikleri büyüyen yatırım yapan e, bacası tüten dediğimiz e, şirketler Dolayısıyla e, buradaki gelişmelerin arkadaşlar. E, piyasa fiyatı ile ilgili olduğunu, piyasa fiyatlarının çok düşmesinin size alım fırsatı sunabileceğini uzun vadede unutmayın ve uzun vadede borsanın en karlı yatırım aracı olduğunu da unutmayın. Ancak her şey, herkes borsaya, borsaya uygun değil. Yani 10 sene önce gram altına baktığınızda 100 liraydı şu an 1000 lira. Gram altın 10 katına çıktı, dolar 10 katına çıktı ama hisseler arkadaşlar kaç katlarına çıktı? O yüzden size hep aynı şeyleri tekrarlıyorum. E, son olarak e, şunu da belirtmek isterim. Daha önce e, ara sıra endeks paylaştığımda işte bu üçgenle takip ediyorum. E, şuralarda hep böyle söyledim. Bugün içinde bulunduğumuz son bir haftalık dönemde buradaki bu üçgenin dışına çıkmasının da yapay olduğunu düşünüyorum. Varlık fonu ile desteklenen borsanın yapay hareketlerle bu üçgenin dışına çıktığını düşünüyorum. Ve teknik görünümünü, görünümünü yani şu noktadan beri borsanın teknik görünümünü beğenmediğimi sizlerle paylaşıyorum. Bugün tekrar paylaşıyorum. Bu görünüm hoşuma gitmiyor. Şu an içinde bulunduğumuz kısa vadeli düşüş benim açımdan Hala bitmedi. Borsada kısa vadede riskler hala var. Teknik olarak e, görüşümü de daha önceki videolarda bir kez söyle söylemiştim. Bugün bir kez daha söylüyorum. Birkaç aydır zaten bunu söylüyorum. Ancak biz şirketlere yatırım yaparken özellikle bu videoyu neden çekmek istedim? Bu videoyu bu tarz haberlerle siz şirketin geleceğine yatırım yaptıysanız ne yatırım yaptığınızı kendinize bu günlerde hatırlatın istiyorum. O yüzden e, panik yapmamanız için, panikle yanlış karar vermemeniz için e, uzun vadeli yatırımcılar için bu videoyu çekmek istedim. E, stratejimi de çok net biçimde anlatmıştım zaten tematik borsa ve hisse yorumları kısmında e, bunu da görebilirsiniz. Umarım arkadaşlar e, faydalı bir video olmuştur. E, her zaman söylediğim gibi şirketlere yatırım yaptıysanız bu tarz zamanlarda kendinize şirketlerin geleceğini, projelerini hatırlatmaya devam edin. Ee, sağlıcakla kalın. Ee, hepinize şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.